Merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere Unity'nin bilgisayara kurulumunu anlatacağım. Öncelikle Google'a gidiyoruz. Unity Hub yazıyoruz. Ve ilk gelen sonuçtan Download Unity yazan kısmı tıklıyoruz. Ve açılan bu sayfadan Download Unity Hub'ı tıklıyoruz. Ve bunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi indirilenler klasörüne bu indiriliyor. Bunu ben durdurayım. Çünkü ben indirmiştim. 70 MB'lik, 72 MB'lik bir dosya. Ve indirilen bunu, şunu kapatabilirim, indirmiştim ben. Üzerine çift tıklayarak ileri egri gibi işlemi devam ettirerek kurulumu tamamlıyoruz. Şu an biz Unity Hub'ı kurduk. Şimdi bunu disagree edip kapatabilirim. Bu kurulumdan sonra Unity Hub şu. Unity Hub açılış sayfasında şöyle bir görünüm var. Proje kısmında daha sonra yapacağımız projeleri burada ekleyeceğiz ve var olanları çalıştıracağız. Learn kısmında da proje yani Unity için öğrenilmesi gereken dokümanlar var, kaynaklar var. Burayı inceleyebilirsiniz. Community kısmında da bloglar var, soru cevap kısımları var, forumlar var. Buradan faydalanabilirsiniz. Install kısmı çok önemli. Siz ilk açtığınızda burası boş olacak. Yeni bir tane Unity versiyonunu kurmamız gerekiyor. Şimdi burada şurayı boş olduğunu düşünün. Şöyle add tıklayarak bakın burada çeşitli versiyonlar gözüküyor. Burada şöyle söyleyeyim. Ben 2019 şunu göstereyim ben size. Cancel diyeyim. 2019.1.11f'i kullandım. Siz farklı bir versiyon da çağırabilirsiniz. Versiyonsal bazı farklılıklar var. Şu 2018.4.7 bunu da kullanabilirsiniz. Her bir versiyona ait özel ilaveler gelebiliyor, farklılar gelebiliyor. Fakat şunu dikkat edeyim. Burada kurulumda iki tane farklı şey karşımıza çıkıyor. Şimdi mesela şunu tıklayarak ileri dediğimde bakın burada Unity biliyorsunuz birçok farklı platformu destekliyor. Bakın Android tiklenmiş, iOS tiklenmiş. Ben uygulam olarak MacBook. Siz eğer uygulamanızda Android'i amaçlıyorsanız, yapacağınız uygulama Android'i içerecekse bakın Android ve ilgili detayları tiklemeniz gerekiyor bu şekilde. Eğer Mac bir bilgisayarınız varsa iOS'u tıklamanız gerekiyor. Çünkü Windows bilgisayarlarda ne yazık ki iOS için uygulamaları gerçekleştiremiyoruz, çağıramıyoruz. İlle Mac gerekiyor. İşletim sisteminize bağlı olarak da isterseniz Linux, isterseniz yine burada bakın Windows gibi kendi işletim sistemimize ait eklentiler yani bir Windows bir uygulama yapacaksanız Windows'u tıklamanız gerekiyor. Web için yapmanız gerekiyorsa WebGL'i tıklamanız gerekiyor. Ben şu an bilgisayar Mac olduğu için Mac, iOS ve Android seçtim. Siz Windows için Android'i ve Windows'u seçebilirsiniz. Ayrıca WebGL'i seçebilirsiniz. Dokümantasyonu da seçiyorum. Dokümanlardan yardımcı almak amacıyla. Ve buradan Next diyerek şuradaki ifadeyi şey yapıp Done yapıp ve bu her birinin boyutları bakın burada 1,9 GB olarak değiştiği için bunların hepsinin tamamlanması sonucu şu şekilde geliyor. Mesela bakın burada benim yaptığım şu kurumda Android desteği var, iOS desteği var, Linux desteği var, MacBook desteği var, bir de Vuforia desteği var. Ondan bahsedeceğim. Ayrıca web build desteği de bulunuyor. Sizin tıklamalarınıza göre mesela bakın burada sadece gördüğünüz gibi WebGL desteği var sadece. Burada herhangi bir eklenti yapmamışım. Bunu istersen burada Remove from Hub da diyebilirim, kaldırabilirim. Bu şekilde ekleme ve çıkarma yapabilirim. Tamam. Fakat burada çok önemli bir şey var. Bu kurulumu yaptığımızı düşünelim. Bakın şu sağda bir Unity ID var ve burada Sign in diye bir şey var. Şimdi bir lisans almamız gerekiyor. Bunun için de buradan sağ tıklayıp Sign in diyerek şuranın gelmesini sağlıyorum. Burada eğer Unity'de bir hesabınız varsa email ve password girerek sign in yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir Unity hesabı almadıysanız create one diyerek bakın burada e-posta bilgisi, password, username girerek bunları create a Unity diyoruz. Şunları tıklamayı unutmuyorsunuz. Veya şurada sign in with Google diyerek size ait bir Google hesabı varsa direkt onun bilgisini girerek Google hesabınızdan hemen giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben kendime ait burada hemen sign in diyorum. Ben Google'la giriş yapmıştım. Sign in with Google diyorum.
Burada kendime ait e-posta bilgimi, siz kendinize ait bilginizi burada giriyorsunuz ve e-posta şifrenizi girerek, tabii çok da doğrulama şeyi de var. Cep telefonuma da bildirim geldi. Bu şekilde kendi mailinizle buraya giriyorsunuz. Ve burada bakın bu geldi. Şimdi burada Manage License var. Bunu tıklamanız lazım. Siz ilk kez yapacağınız için Activate New License'ı tıklıyorsunuz ve burada şu bilgiler geliyor. Personal ve Unity Plus var. Unity Plus ve Pro'su ücretli. Fakat personal olarak, kişisel olarak bir kaydınız, işleminiz olmasını istiyorsanız kişisel seçiyorsunuz. Burada iki seçenek var. Bir diyor ki ben öyle bir şirket ve organizasyonum ki benim kazancım 100 bin doların altında bir yıllık olarak. Ya bunu seçebilirsiniz ya da Identity Unity in a Professional Capacity. Çok profesyonel bir anlamda kullanmıyorum. İkisini de tıklamanızda hiçbir sakınca yok. Bunu yaptıktan sonra Done diyorsunuz. Ve bu şekilde yeni bir tane lisansınızı alıyorsunuz ve Activate dediğinizde bunu yapmıştık. Ve bu şekilde ben aktivasyon işlemini yaptım ve açılış sayfama geldim. Şimdi buradan geri gidiyorum. Burada bakın burada yeni bir proje için artık tıkladığımızda ilgi seçtiğimiz projeye göre ileri diyerek burada projemizi oluşturmaya artık hazırız. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın buradayken örneğin şu an kullandığınız versiyonda ben Android'i eklemeyi unutmuştum veya iOS eklemeyi unutmuştum. Değişiklikler nasıl yapabilirim? Şuradan tıklayarak Add modülsü tıklayarak mesela tvOS için daha sonra ekleme yapmak istiyorum. Bunu tıkladığımda Done dersem onu da kurmuş olabilirim. Şu an biz Unity'yi bilgisayarımıza kurduk. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Şu kurulumlarda bakın Add modülsü diyeyim. Bakın burada Vuforia Augmented Reality Support var. Özellikle 2019'un 2019.2'den sonra bu burada gözükmüyor. Bunun için farklı bir yani Vuforia'nın sayfasından destek almamız gerekiyor. Eğer burada Vuforia gözükmüyorsa yani panik yapılacak bir durum yok. Onu Vuforia'nın sayfasından yapacağız. Şimdilik ben Unity'nin kurulumu anlattım fakat Vuforia kısmına buraya ben tekrardan dönüş yapacağım. Fakat önemli bir ayrıntı. Örneğin bakın burada yeni bir tane ekleyeyim. Mesela 2020 şunu seçtiğimde Next dediğimde bakın buraya geldiğimizde bakın burada Vuforia desteği bulunmuyor. Vuforia desteği için Vuforia'nın sayfasından destek almamız gerekiyor. Siz buradan gerekli seçimleri yaptıktan sonra daha sonra ben bunu kurdum, Vuforia yok, tekrardan mı yeniden kurmam gerekiyor? Düşmenize gerek yok. Onu Vuforia konusunu geldiğimde tekrardan anlatacağım. Orada Vuforia'nın sayfasından biz eklentiyi projemize çekerek biz gerekli kurumları yapmış olabiliyoruz. Fakat daha eski versiyonlar, mesela bakın burada 2018'i seçeyim. Bakın burada Vuforia desteği direkt geliyor. Şimdi biz bunlar böyle kurduğumuzda otomatik olarak şöyle söyleyeyim yine şuradan gidelim. Otomatik olarak Visual Studio beraber geliyor. Şunları da tıkladığımızda OpenJDK'yi de tıklamak gerekiyor. Next diyeyim. Tıkladığımızda şunu da söyleyeyim. İlave onu getirdiğimizin onu da görmüş olalım. Biz hem Android Studio'yu kurmuş oluyoruz hem de Visual Studio kodu kurmuş oluyoruz. Bu şekilde bir şekilde kurulum tamamlanmış oluyor. Şu an biz kurulumu tamamladık. Bir sonraki videodan itibaren de temel Unity komutları, işlemleri neler onlara bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.